Minecraft'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Çok enteresan bir gelişme yaşandı. Geçen tam 15.000 like atın dedim. 27-28.000 like geldi biliyor musunuz? Ama ben bundan hiç keyif almadım. Tam 15.000 yapabilir miyiz arkadaşlar? Bak 15.000 olunca duralım cidden. Yine çok heyecanlı ve çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor arkadaşlar. Ben buna eminim yani. Direkt videoya geçelim bence. Arkadaşlar KFC bitti mi? Bitmiş. Ya bitmek iyi yok abi. İçi yapılıyor. İçi aynen, mi? İçi kaldı değil mi? Bak, tamam. Nasıl tavuk? Nasıl tavuk abi? Nasıl tavuk? Tavuğu ben aslında geçen terbiyeli değil aslında fazla. Yıktığımız KFC evet, vardı ya. Aynı tavuk galiba burada var değil mi? Aynısı evet. Yani alnının çatına koyduydum valla. Tavuk güzel görünüyor bu arada. Sevdim. Civciv değil mi? Bu evet, tam tavuk güzel. Değil mi? Civciv. Koruzu benziyor evet, ama. Evet abi onu pişiriyoruz içeride. Bir dakika lan bir dakika. Siz civciv mi kesiyorsunuz tavuk olgunlaşmadan? Hayır, nasıl yani? Hacı bu civciv bu civciv. Yok canım o civciv. Nasıl olsun o civciv? Abi görmeyin kocaman ayıp ya. Tavuğa karı diyor. Sen o kadar büyük bir civciv gördün mü abi hayatında? Hacım gerçekten tavuk değil. Bu arada net tavuk değil. Civciv görün. Boyutuna bak abi bak. 7 blokluk bir abi, civciv olabilir mi? Lan gerçek hayatta zaten öyle bir civciv yok. Civciv 7 blok olmaz abi. Civciv minnacık bir şey. Tamam olsun Berat ya. Senin dediğin gibi. Bu tavuk ya değil mi? Tavuk o hayat. Tamam tavuk bu tavuk anladım. Horoz evet horoz. Anladım. Net horoz ya çok güzel. İçini ne zaman yapıyorsun? Satışlar ne zaman başlıyor? Yapıyorum ben şu an. Bugün içinde başlayacak. Açılışa özel bir beleş yemek var mı? Yok hayır tabii. Hayır. Ya sen de ne beleşçi adamsın evet, ya. Hacım bu KFC'den ben çok fazla alışveriş yapacağım. Söz vermiştim bunu. Yapacağım yani evet. Ciddi ciddi yapacağım yani. Bu arada arkadaşlar ben demirci köylülerimi getirdim buraya çoğalttım. 3 tane var. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ben bölüm haricinde birazcık takas yaptım levelleri gelişsin diye. Şu anda bana fazla takas yaptığım için 24'e satıyor şerefsizler. Bir tane de köylü öldürmüştüm burada demir vermediği için ikinci seviyede. Sanırım o yüzden de pahalıya satıyor olabilir. O yüzden demir takasını yarıda bırakmak zorundayım. Artık zengin olacağım haberin olsun abi. Aslında öyle bir satmıyorlar. Bana hiç öyle bir şey yapmadılar biliyor musun? Senin şanssızlığın galiba. Evet evet sanırım benim şansım. Ya da şey bir tanesini öldürdüğüm için de olabilir bu arada. Belki de evet bir tanesini öldürünce diğerleri etkileniyor evet. Bundan. O yüzden. Ama biraz bekleyince düzeliyorlar aynen. Merak etme. Şu kadar demirim var arkadaşlar. Burada da bir sandık dolusu var. Şurada da bir sandık dolusu var. Bunları azaldığı zaman şey tekrardan fiyatı satacağım hepsini. Ofisimde biraz düzenleme yapacağım. Çok azıcık bir düzenleme. Ofisim çok güzel benim. Hugo senin ofisinden daha güzel bir ofisim var benim bu arada söyleyeyim. Ha ya. Biliyorum gördüm ben ofisi. Videoyu bayağı iyi değil mi? Baktım. Bayağı güzel olmuş. Eyvallah kardeş. Halılarım nerede? Aslında aynısını yapmışsınız da bloklar çok fark etmiş bu arada. Çok daha güzel göstermiş. Çok orada. Daha güzel gösteriyor aynı. Şuraya 3 tane evet. Halı koyabilir miyiz? Şey Sait var mı sende halı? 3 tane siyah halı. Yok aşağıya inip bakmak lazım. Ha siyah mı? Siyah yok ya. Nasıl yok? Dur ben yani o zaman şey coin farmına gideyim de coin farmından siyah halı yapıp geleyim hemen. Berat Ali YouTube sen burada ne yapıyorsun? Ben yeni bir bina yapıyorum buraya. Ya oğlum oylamaya sunulur mu bu binayı? O yük hemen. Dua et şundan bekliyordum sana var ya. Ya izin mi gerekiyor? Pardon ben unuttum izin gerektiğini. Şey ama çok yararlı bir bina yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sunayım izninizle. Hazır yeni başlamışken. Tamam ne bu? KFC'nin yanına Burger King evet. Yapıyorum. Evet. Ya ya oğlum bu burayı ne? Bir McDonald's, Burger King. Fast food zincirine döndüreceğim evet. Burayı bir. Oğlum bir saniye ya. Bir dakika. Şimdi McDonald's doğru düz işlemiyor. Üstüne bir KFC yaptınız. Bir bölüm sonra gerçekten Burger King mi yapacaksınız? Evet abi. Boşuna malzemeleri harcıyorlar. Boşuna malzeme harcıyorsunuz ve hiç verimli değil yani. Aynen. Bir de tam yanına yapacaksın KFC. İzin verdik mi lan? Niye yaptın lan burayı? Ben verdim bu arada. Oğlum, bir tane duvar çekmiş Sait. Bir dur ya. Siz ofisi yıkadım. Ondan sonra izin istediniz ya. Ya yıkadım sonra izin. Aynen. Gereksiz yükseliyorsun şu anda Sait. Hiç gerek yok. Hayır oğlum ya adam yapmış baksana. Abi yapabilir miyim? Sen de bir gel istiyorsan bak yerine. Kim ben mi? Aynen. Bir gelin herkes baksın. Buraya çok güzel bir burger yapacağım. Ben izin veriyorum Berat'cığım. Senin yaptığın her şey çok güzel olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bak arkadaşlar da görmüş yapılarımı. Ben de verdim. Evet. Okudum yorumları. Teşekkür ederim arkadaşlar. 3 oyla birlikte kazandık evet. Yapabilirsin Berat'cığım. Şimdi bir halıları buraya ekledim ben tamam mı? Ondan sonra tabelaları buraya ekleyip çiçekleri yukarıya doğru koydum. Buradayken koyulmuyordu yani. Hem halılar hem tabelalar koyulmuyordu. Böyle daha güzel oldu. Şey konusuna gelecek olursak 3'e 2 ile yine kazandınız mı? Aldık. Evet kazandık. Hugo verdiği anda direkt bitiyor zaten. Oğlum direkt niye her şeye izin veriyorsun Hugo? Ya Berat'ın yaptığı yerler çok güzel oluyor. Mesela KFC. Ya Berat ne yaptı oldu. Da mesela? Hani Berat? Beratlar. Hugo. Beratlar genel olarak. Berbatlarım mı gerçekten? Yok Beratlar bu arada. Berbatlar acı. Berbatlar. Eyvallah Hugo teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Acı adamlar direkt her başlamış zaman. Ki. Diyorum ya başlamış. Acı tam yıkıyordum zor. O
Çok ofisi bitirdiniz. Ofisini oylama açtınız. Hayır sen gelmesen bu da bitiriyordu. Sen gelmesen şöyle o zaman abi yolunu bir ayarlayın ondan sonra girin ya. Allah Allah. Her yerin yolunu ben ayarlıyorum abi. İşe bak. Ben yaparım. Yolu ben ayarlarım ya. Ben Berat'a bunun kapısı nerede? Bunun kapısı nerede? Daha belli değil herhalde. Kapısının yeri belli mi? Abi kapısının yeri belli. Şuraya bir kapı olacak. Nereye bu? Duvara açtım öncelikle. Kapı şekilli şukullu olacağı için. Buraya mı? Buraya mı? Şurası işte yani. Şuradan şurası kapı. Tamam neyse kapı olduğu zaman. Kocaman bir kapı. 5 blokluk kapı. 5 blokluk kapı. Oğlum nereye kapı yani? Çok anlamsız ya. Gerçekten abi. Ben anlamıyorum. KFC'nin için ne yaptı? Yo diyen kim lan? Abi KFC'de daha satışlar başlamadı. Bir şey satın almadan direkt yanına Burger King yapıyorlar. Aynı anda açacağız abi. Aynı anda açılış partisi düzenleyeceğiz. Oha. Çok mantıklı bir fikir bu arada. Ben gidiyorum Laz'ın restoranında yemek yerim. Gel Uzungöl restoranta ya. Gel Uzungöl'de yiyelim sen. Valla gel ya. Bu Sait de var ya. Hiç harcamalık ya. Hiç yeni yatırınca hiç küçük esnafa yardımcı olmuyorsun. Ben zamanında yaptım Laz'a. Oğlum bir kere Uzungöl restoranı bulunduğu bölge çok güzel bak. Uzungöl'e bakıyor. Şuradaki yapılanmaya bakar mısın Sait? Bu tarafa. Of. İnanılmaz güzel görünmüyor. Önünde Galata var. Aynen. Çok güzel ya. Bayağı iyi. Bakayım şu köylüler ucuza satıyorlar mı ya? Umarım ucuza satmaya başlamışlardır tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin bakayım buraya köylüler. Hacı 22'ydi az önce 21'e indirmişler. Allah razı olsun. Ne güzel indirim yapmışsınız ya. Gerizekalılar. Ben bunları bir bölüm boyunca bekleyecek miyim fiyatı indirmelerini? Evet. Bilmiyorum. Çok saçma. Sait. Bir tane köylü. Efendim herhalde. Biz seninle AVM otoparkına başlayalım mı lan? AVM otoparkına mı? He. Başlayalım malzeme. Ya. Malzeme bilmiyorum. Malzeme ayarlanmamış. Etraftaki sandıkları kurcalar buluruz bir şeyler. Otopark denilen şey siyah betonla mı yapılır? Gri veya siyah işte. Buldum lan malzeme ben. Neyle yapacağız? Bence otopark nasıl olur biliyor musun? Nasıl olur? Bence direkt buradan başlayacağız mesela. Şurası. Kaça gitmemiz lazım buraya kadar? Hacım yok. Kaça değil. Ne? Bak ne biliyor musun? Şurası AVM'nin tam hizası ya. Kenarının hizası. He. Buradan başlayacak AVM'nin sonuna kadar. Otopark. Sonuna kadar yani şuraya kadar ya, yoldan buraya kadar. Ya. Aynen. Sarı mı? Şerit. Ya sen otoparkı böyle açık hava otoparkı değil mi işte? Evet açık olacak. Sarı yani. Sarı şeritler olacak böyle araba şeritleri böyle. Tamam. Bir burada olacak bir de burada olacak. Bir de ortada olur. Tamam işte öyle bir şey. Beşlik yapsak olur herhalde. 5 buradan sarı. Olabilir. 5 ortadan 5 de şuradan otoparkın içine de birazcık şey yaparız Sait. Araba koyarız 1-2. Değil mi? Ama şey getirmen lazım. Sarı. Sarı var şurada. Ben bakıyorum etrafa full sarı için. Ben senin dediğin şekilde çekiyorum buraya. Tamam. Her yere bakıyorum ben. İlla ki bir sandıkta sarı bulurum. Burada 64 var. Burada. Aa var. Sait bayağı var. Bayağı var. Getir. Sadece sarıları mı alıyorum? Bence sarılar yeterli. Beyaz varsa beyaz da al da. Ha sen siyahla yapıyorsun değil mi? Siyahla buradan çekeceğiz. Mesela sarıyla mesela şuradan 5 blok çek mesela öne doğru. Hacım bak ne yapalım olarak. Biliyor musun öncelikle Sait? Bak şu önemli. Ha. Yoldan buraya bir açıklık gelmesi lazım anladın mı? Ha. Yani yoldan direkt girmelik. Peki tamam, yoldan direkt girmelik alan siyah beton mu olacak? Oyma derin kayrak mı olacak? Sence? Ne olur? Siyah olursa olur mu? Bakayım bir. Bir bak siyah bakayım. Da olabilir. Sen biraz çek ben havadan bakacağım oraya. Siyah olabilir sanki ya. Siyah olur. Hatta şuraya böyle giriş yeri yaparız. Şerit. Ama sen AVM otoparkının şurasının biraz yükseltili olması lazım değil mi? En azından dış kenarlarının. Siyahla değil ya. Siyahla mı? Neyle olur? Gri var da gri olmaz herhalde olur mu? Beyaz olur gri mu? Beyaz bende 32 tane var. Kuvars. Bakalım bir beyaz nasıl duruyor. Kuvars. Da beyaz değil bu. Ben getirdim kuvarsları. Beyaz böyle duruyor. Koy bakayım. Beyaz 32 tane var. Tamam dur ben koyayım. Hayır, beyaz beton değil kuvars koyacağım. Kırkır. Ha kuvars varsa tamam. Sait ben buldum bu arada. Neymiş biliyor musun en uygun olanı? Ha. Bence kuvars basamak. Bak. Koy bakayım. Gel gör. Evet. Daha mantıklı geldi. Evet çok daha güzel oldu. Aynen. Bu arada arkadaşlar ben sizin neteritelerinizi getirdim. Bilginiz olsun. Kaç tane? Ay abi bunlar otopark yapıyoruz diye laf yapmasınlar. Neteritemiz nerede? Neteritemiz nerede? Neteriteniz bende. Otopark bir dakika. Parasını verin alın arkadaşlar. Kaç paraydı ya ben unuttum. Ben şurayı şöyle komple çekeceğim. Sen kaldırımları çektikten sonra devam ettir Sait. Mesela şöyle çekip çekince. Lan şimdi biz burayı yapıyoruz da yapmasına da yıktırmasınlar şimdi. Abi bir şey söyleyeceğim. Kamu otoparkı yani bir zahmet. Ya yani. Şerefsiz çok an abi. Arkadaşlar tamam dur Sait bir bekle. Bak Sait yine şerefsiz diyorsun alttan iğneyi. Sait'cim böyle konuşarak adamları şey yapma ya. Aşacağız bak yani olmuyor böyle. Biz sana hiç şerefsiz diyor muyuz burada durduk hayır gibi? Hayır ya var dedim sunucuda sadece. Oğlum neye şey yaptın? Tamam kime diyor olabilirsin evet, yani. Abi, üzerine alınacak parçalısın. Başta görür abi. Kim aynen. Şimdi abi o zaman Yugo sadece sen mi geliyorsun bakmaya? Nereye? AVM'nin arka tarafında otopark yapıyoruz.
Hacım, açık AVM'nin otopark. AVM'nin otoparkı zaten AVM'ye aittir. Sormanıza gerek yok ki. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Kamu malı falan filan diye. Ben yağmacı kalemin içine demir farmı yaparken kimseye sormadım ya. O mantıkta düşün yani. Otopark yapıyorlar. İçine mi yapıyorlar bu arada? İçine mi yapıyorlar? İçine. AVM'nin içine. Bir yerine yapıyorlar. Direkt alttan böyle. AVM'nin içine otopark nasıl yapılıyor Berat mesela? Onu bir sormak isterim sana. Olabilir abi. İçinde oluyor. Evet. Altında oluyor. Altında. AVM içinde otopark olmaz. İç derim. AVM içinde yine. Evet, içinde oluyor. Şu küçük kelimelere takılıyor. Abicim bunlar var ya. Bekle bunlar saçma sapan şeylerde bile birbirlerini savunuyorlar lan. Kafayı yiyeceğim ya. İnanılmaz ya, saçma. Arkadaşlar şu netelitelerinizi alacak mısınız bu arada? Bakalım abi, nerede abi? Kaç paran? 32 tane 720 zümrüt. Ben sizden 4 stek almıştım. Geriye 7 stek kaldı. 7,5 atarım. Bende de stek var. 7,5 stek atarsanız veririm. Zümrüt, 7 stek değil mi? Zümrütlerinizi biriktirin. Gelin bana, tamam mı? Netherite'larınız tamam, bende yani. Anlaştık. Tamam. Oraya ne yapıyorsun lan böyle? Ben Allah. Dışarı otoparkı merak ettim, bir bakayım ne yapayım. Olmayacak mı her yer siyah? Olsun. Olması tamam lazım da malzeme yeterse. Ya şimdi hemen bitirmemize gerek yok ya. Zamanla bitiririz. Sıkıntı yok. Bende 5-6 stek var. Yetmez ama. Yetmez. Buraya 30-35 stek siyah beton lazım. Geliyor. Burayı ne yaptınız lan böyle? Buraya siyah betonlar gelmesi lazım yulu. Altı bayağı kötüymüş. Vallahi hacım ya. Kolay gelsin. Ne diyeyim yani. Ya yine başımıza iş aldık değil mi yulu? Evet. Seviyoruz bunu ya. Bu ne oğlum burada? Nene. Çok altı çok delik deşikmiş. Altı yok ki buranın. Altı neyin? Vallahi yok. Vallahi bir depremde yok olur. Böyle şey mi olur? Burası komple doldurma ya. En son şurasıydı bunun altı. Daha sonra doldurduk falan, yol yaptıktan sonra doldurduk falan derken altı böyle. Şey getir hadi abi, bir de mavi beton getir. Engelliyere yapalım. Berat falan filan araba getirirse oraya park etsin. Ne diyor abi, bu engellilere laf mı atıldı şimdi burada, ben anlamadım. Oha, hayır. Engellerin şeyi için. Engelleri de düşünüyoruz. Hem engellilere hakaret hem Beratlara hakaret. Hayır oğlum. Engelleri de düşünüyoruz işte sunucuda. Onlara da özel yer yapılması lazım. Hakaret sezdim ben burada. Bir gerçekten. Yorumların insafına bırakıyorum burayı. Evet, terbiyesiz sayı. Linçleyin arkadaşlar. Oğlum haklarını düşünüyoruz, adam linçletiyor ya, böyle bir şey olabilir. Senin hakkını düşünüyorum, bizim hakkımızı mı düşünüyorsun? Emre hakkını düşünüyorum. Ya sus Sait, hakaret devam ediyor bu arada. Neyse, ben bir şey demiyorum. Düşünme artık. Kardeşim, düşünme. Evet, terbiyesiz Sait. İnanılmaz salaksınız biliyorsunuz değil mi? Yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir videonun içerisinde Berat Ali geliyor, tamam mı? Ölmeme totemine geliyor, basıyor, almamış lan. Ha, onu ben de izledim abi, okudum yorumları. Orada montajla ilgili bir şey olmuş. Yorumları okudu. Baktı ki yorumlarda görmüşler. Girdi videoya, geri koydu değil mi? Hayır. Arkadaşlar videonun hamali duruyor. Baktık öyle bir şey yok yani. Abartma. Almamış mı? Almamış. Almadım abi, niye alayım? Ne bileyim abi. Hırsızlık yasak yani. Belki bilmiyorsundur. Çünkü Berat takım olduğum Berat Orkun var ya. Biz sunucudaki bazı salaklar gibi hırsızlık yapmayız abi. Alıyordu Berat Orkun. Üzerine alınmak isteyenler alınabilir bu arada. Sunucudaki bazı salaklar gibi hırsızlık yapmıyoruz. Sunucudaki bazı salaklar diyorum ben. İyi laf mı? Ben anladım kimden bahsettiğini. İyiydi. KFC işte. Bitti bu arada. Yani. KFC bitti mi? Helal lan sana. Hani satış başladı mı? Satış başladı mı? Satış başladı mı? Satış. Tavuk getiriyorum. Buraya meşale koyun oğlum. Tavuğu nereden getiriyorsun lan? Yugo. Efendim. Oğlum sen hiçbir şeye böyle coşmazdın. Hayırdır lan? Berat Orkun'u desteklemeye falan başlamışsın. Hayırdır? Bir biteniği var onda. Berat Orkun'u desteklemiyorum. KFC'yi ben çok seviyorum o yüzden. Bedava yemek ver çünkü ülke. Bedava yemek. Allah emanet. Berat Orkun'u desteklemem de kimseye alakadar etmez bu arada. İstersem destekleyeyim. Hayda, haklı bu arada, evet. Helal olsun Yugo. Katılıyorum Yugo'ya bu arada. Yürümeyin ya. Lan Berat, geçen Yugo seni şey yaparken, desteklerken ne yaşadığını hatırlamıyor musun? Berat, aramızı bozmaya çalışıyorlar, fark ediyorsun. Oha evet. Hemen. Oğlum aranızın bozulması niye bu kadar umrunda lan Yugo senin? Sen Berat Orkun'la şey değil miydin? Ya bu, düşman değil miydin? Yarasar ağlamı istersen düşman da olabilirim yani. O bir zamanlarda öyle. Berat Creeper! Berat! Nerede? Tamam. İçinde mi? Bilmiyorum ya. Ha, içimde. Sait. Bir şeyler falan oluyor. Olsun ya, çok önemli. Gidiyor Yugo, kes şunu. Lan mal mısın Yugo? Patlat geri çıkardın. İki kere aynısı. Acaba engelleyip nasıl yapılır ya? Hala engelleyip. Ben düzeltmem bu arada arayı. Yine linç. Abi adam düşünüyor kendi nereye park edecek arabasını. Evet. Önemli onun için yani. Anladın mı? Ooo.
Bu arada engellilere bir hakaret yoktur bu söylemimde. Evet, sadece Sait'e hakaret var burada aynen. Ama Sait etti. Buranın içinde meşale yok Berat, ben meşale getiriyorum buraya. Sen koy koy aynen, bir yerde koy meşale. Sana demedim ama Berat Ali Yılmaz'a dedim. Tamam burada da yok işte, buraya da koyarsın, getir. Tamam okey. Evet, siyah beton yok. Yok ya. Evet, Bim'de yok. De yok değil mi? Kesin yoktur. Bim'de de yok. Belki belediyede vardır. Belediyeye de bakayım son kez. Şurada var birazcık. Her yere bakıyorum. Bir stek bulabildim belediyede. Başka da yok galiba ya. Bu arada belediyeye uzun zamandan beri vergi vermeyenler falan filan var arkadaşlar. Birikmiş vergilerinizi verebilir Berat misiniz? Veriyor mu? Berat Ali vermiyor galiba. Berat Orkun da. Hiç kimse vermiyor şu anda. Sait, çok güzel bir otopark yapmamız lazım. Güzel yapamazsak çok sırıtır burası. Çok büyük bir Berat otopark. Berat şunu kırayım mı? Çok sırıtmayacak. Ne sırıtmayacak. Diyorsun Sait? Sırıtmayacak mı diyorsun? Bir uzaktan bence bir bakayım bir şey, ben yukarıda. Bence bir şey denesene. Bir sarı beton var mı? Bir dakika bir dakika. Bir saniye. Güzel duruyor. Güzel duruyor ama sırıtır mı bilmiyorum. Sarı beton var yanında bu arada. Araba kaça kaçlık senin yaptığın araba? Arabalar genelde 4 blok şeyde oluyor. Genişliğinde oluyor. Bence 5 yapsak şeyi, sarıyı mesela buradan çek. 6'dan çekelim bence. 6'dan mı çekelim? Tamam. Tabii tabii. Şuradan bir çekelim. 6'dan bir 5 blok çek bence bir. Bir deneyelim bir. Tamam sarıyı. Şöyle çekelim. Alttan sen alsana onları yine. Böyle. Böyle çektikten sonra şuraya da geleceğiz yine 6'a. Şimdi arabanın genişliği 4 ya Sait. Bir genişlik bir. Buradan bir de genişlik diğer aynen. Taraftan. 6 blok şurası değil mi? Doğru mu? 6 aynı. Bir daha 6. Şurası değil mi? 5 6. Benim yaptığım yer doğru lan. Ne yaptın? Senin yaptığın yer mi doğruydu? He. He tamam, o zaman kırıyorum. Bence güzel duruyor şimdi. Bunu buradan yaptıktan sonra yukarıdan bakmak yapacağız. Lazım. Bir de yapacağız. Aynen burada tam karşısından başlayalım bunu yapmaya mesela. Bir de ortaya şöyle bir şey yapılır mı acaba diye düşünüyorum. Nasıl bir şey? Tam ortası diyelim beyaz, mesela sallıyorum. Beyazla. Öyle, şöyle. Beyazlı şerit şerit değil mi? Şöyle gitse acaba şey olur mu, hani ayrı taraf ya. Hayır bence öyle değil. Bence öyle değil. Yine şerit şey şerit olsun? Yapalım. Aynen. Normal yoldaki gibi şerit çekelim. Tam ortasına hesapla da Sait. Bu devam ettikçe AVM'nin kolonları falan devam edecek. Önce siyah betonu falan filan çekmemiz lazım. O yüzden tam yapamıyoruz. Tamam güzel oluyor. Yugo gelip bir bakabilir misin? Bir dakika acı. Betonlar yerde. Yerde bir şey arıyordum. Geliyorum şu anda. Mükemmel. Güzel mi? Güzel güzel. Şimdi tam bunların ortası kaç blok? İnşallah tek bloktur. 10. 10'muş ya. 10. Bir kötü oluyor denedim. Evet. O kötü oluyor. O kötü oldu. O zaman bir yeri kısaltmamız lazım ya. Ne tarafı kısaltalım? Bu taraf olsun ya. Değil mi? Aynen. Şunun bir tanesini alalım Sait. Oraya siyah koy sen. Bunun tam ortası şimdi 6 olacak muhtemelen. 1, 6. Şurası. Şimdi beyaz. Beyaz beton tarzı bir şey. Dur bekle. Üstten koymam lazım. Üstten koy. Şimdi bura en başta yapmak lazım. Aynen. Çok sık yapmana gerek yok ya. Bence 2-2 yapalım Sait. 2 boşluk ver, 3 yap. Ben yapıyorum, sen koy. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Araba da koyulması araba lazım AVM. Evet çok iyi oldu bu arada. Fazla iyi oldu. AVM otoparkına arabalar da koyulması lazım. Ama gerçekten güzel görünüyor. Cidden çok güzel görünüyor. Berat çok güzel Korece bir şey yazdım chatten. Ne yazıyor burada? Berat Ali Yılmaz var. Evet seninle alakalı şeyler yazıyor orada. Berat Ali Yılmaz'a abone olun mu yazıyor? Hayır. Küfür mü ettin bana? Hayır. Berat Ali Yılmaz'ı gece rüyalarımda görüyorum yazdım. Oha görüyor musun gerçekten peki? Evet. Ne yapıyorsun peki rüyanda? Ne yapıyorum evet. Niye varım orada? Boşver. Boşveren bu arada mi? Çok güzel oluyor Burger King. Değil mi? Baksana kapılar mapılar tak tak açılmalar. Oha evet çok güzel. Bak. Şimdi et pişirme yerini yapıyorum. Yap bakayım. Burada inekleri keseceğiz, koyunları keseceğiz, hepsini yiyeceğiz burada. Para koyma yeri, yemek alma yeri. Ha güzel. Bu sandı ters koymuş. Musun bu arada salak Berat. Biliyorum kalsın direkt. Bir şey olmasın diye. Aynı sandık olmasın diye. Okey. Tamam. Aynı sandık olmasın diye. Tamam, Berat tamam. Bilerek yapmıştır abi ne yapıyorsa. Aynen. Yargılamayın. Evet kesinlikle haklısın. Kimse kimseyi yargılayamaz. Hadi artık bitirin de yemek yiyelim hadi. Oğlum yemek yenecek bir sürü yer tamam, var. Başka yerde. Bunları kırar mısın Yugo şunları ya? Benim kazma yok. Ali abi burası oluyor mu? Baksana be. Neresi? Sait şöyle koyduktan sonra ışık taşını koyuyorum. Nasıl durdu burası sence? Güzel durdu karanlık mu? Karanlık olmasına göre güzel. Tabii. Yani direkt meşale de koyulabilirdi veya fener de koyulabilirdi de. Olabilir, bence böyle daha ya. İyi ya. Değil mi? Aynen. İçine de biraz araba yapsak çok güzel olur da. Kenarını böyle yapmışsın. Kırabiliriz istiyorsan ama. Valla bilemedim ya. İyi mi kötü mü falan filan diye. Tam emin olamadım. Neyse. Şimdilik kalsın ya. Önemli değil. Tam şu AVM'nin şuradaki çimenlik alanında da AVM'nin kendine ait bir parkı falan olsa. İnsanların gezebileceği yer. AVM'nin önüne diye düşünüyorum da. O da biraz vakit alır. GFC'ye bakalım ya. Bir saniye. Ne kadar? Bitti mi? Satılıyor mu bir şey? GFC'de dün geçen bölüm bitmedi oğlum. Hayır. İçinde bir şey satılıyor. Geldim. Yugo ne yazıyor lan? Anime karakteri gibi bir şeyler yazıyor. Geldim. KFC açıkmışım ne? Abi KFC ile burger yan yana. Çok değişik saçma. Olsun. Rekabet. Bir dakika dur girmeyin. Çıkın. Sait zümrüt var. Zümrüt mü satılıyor? Hırsız git buradan. Çık mekandan. Polis gelsin. Tamam, ya da bak, polis geçti oraya. Polis Sait bu arada. Bakmaya girdim sadece. Bir şey yapmadım ki. Polis değilsin bu arada. Polis değilsin de. Adam. Elay senin şeyin var mı lan? Diploman var mı? Benim Necati Ateş tarafından verilmiş diplomam var. Ya Necati Ateş kim? Necati Ateş kim ya? Ya bu oğlum
adam emekli oldu müdür. Sen uyalım şu adamı ya. Tokiler de müdürdü. Emekli oldu. Oğlum Necati Ateş'i bu arada hiç kimse tanımıyor ha. Sen daha başka birini falan filan da koyabilirdin yani. Ama Icardi desen neyse de. Hayır Necati Ateş bu arada kim futbolcu gerçekten? Ya. Futbolcu eski Galatasaraylı futbolcu. O yüzden diyorum ya. Yugo bile tanımıyor yani düşün. O zaman aklıma geldi direkt yapıştırdım Necati Ateş hocamı. Çok iyi hocam. Haydi gelebilirsiniz açıldı şu an. Açıldı tamam. Mı? Evet. Beleş mi? GFC açıldı. Hayır. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Ben geldim. Ne yapıyoruz burada? Açıkta iner misiniz? Yok yok. Vay vay ortağım ne güzel bir dükkan. Arkadaşlar çok barbarsınız bu arada. Söylemesi ayıp. Bunu söylemek istemezdim ama. Harbi çok barbarsınız ya. Vallahi reziller ya. Neyse dur bakayım. Burger, tavuk burger, menü 16. 16 elmas mı? Evet. Burada sen hiçbir şey satamazsın kusura bakma. Pardon zümrüt zümrüt pardon zümrüt. Salak. Hallettim ben. Tamam, hadi, salak. Tavuk burger, patates artı içecek. Hmm. Evet. Bu ne? Para koyma yeri, yemek alma yeri. Okey evet, tamam. Sıraya girin sıraya. Sıkar. Bu kadar mı? Üst katı yok mu? Sıraya girin. Tamam yemek ver lan. Üst katı yok mu oğlum bunun? Üst katı üst katı. Yok. Hepsi küçük olur abi ne üst katı? Oğlum üst katı varmış gibi görünüyor dışarıdan da o yüzden sordum. Hayır hayır o üst taraf. Üst katı çarpma hala abi. Üst katı depo mu? O üst katta tavuk kesimleri gerçekleştiriyorlar abi. Aynen teras orası teras bırakın orayı. Tamam ver lan menü ver. Menü ver. Tamam sıraya girin. Hacı ben 16 elmasa bir şey almam bu arada gerçekten. 16 elmas mı? Ben gidiyorum almam. Hayır hayır bak ekmek var hani içine tavuk var. Ne hani alacaktın? Evet, 16 elmasa hiçbir şey almam. Hiçbir şey almam. Zümrüt dedi ya adam. Hayır zümrüt dediyse zümrüt yazsın. Ben dolandırılmak istemiyorum abi. Elmas olabilir bu arada. Bistek oluyor bu arada. Elmas olabilir diyorum valla bak. Oğlum bir siteye ne alınacak manyak mısın? Tavuk mu alacağız iki tane? Manyak. Dur dur tamam. Ha bu arada arkadaşlar yeri gelmişken bir şey söylemek istiyorum yine bir öneri. 32 zümrüt adam kesmenin cezası olarak çok ucuz kalmaya başladı. Onu biraz çoğaltabilir miyiz? Bence hiç yeri değil bir sonraki bölüm. Ne alakası var ya hiç yeri değil ya. Aa baga yeri gelmişken dedin de KFC burası yeri gelmedi ki. Ya ne alakası var aklıma geldi söyleyeyim. Espri yaptım. He tamam. Oğlum onu bir arttırabilir miyiz? 32 zümrüt az yani bence. Bence 5 stek olsun. 5 stek de çok abi. Bence 26 stek olabilir. Ya her şeyi dalga geçiyorsunuz. Oğlum böyle mi oynayacaksınız gerçekten? Ekip oldunuz yani bu troll olarak mı oynayacaksınız bundan sonra? Bir şey adam akıllı bir şey bir öneri falan sunuyorum. 1.5 stek uygun mudur? 1 stek 1. 1 stek. 1 stek az abi. Biri iyi bu arada aynen. Biri iyi. Caydırıcı değil yani. Bence caydırıcı abi, olması için 1.5. Abi senin için caydırıcı değil. Diğer insanlar için caydırıcı değil. Gerçi bu arada ben kimseyi öldürmüyorum ki. 1.5 olsun abi. 2 olsun hatta. Siz beni öldürüyorsunuz evet, sürekli. Olabilir. Evet beni de öldürüyorlar bu arada. Evet 2 olsun 2 olsun abi. 10 stek. Hacı siz de sanki ölmekten lan daha geçen Berat Orkun sen şey yapmıyor muydun? Gelip bize ölmüyor muydun para kazanmak için? Eskiden de o 50 bölüm önceydi o. 50 bölüm önce aynen seni bir ara sen bana zengin yaptık ya şey milli piyango çıkmış gibi zengin oldun ya sen bir ara ondan. Artık paraya ihtiyacın olmuyor. Tamam, neyse 16 zümrüt. Tamam okey. Tamam evet. Tamam beni biri ver. Beni biri ver. Ben varım. Evet. Daha dur gel. İn aşağı. Buyurun Sait Zebe'yi demiyorum. Siz çok hayvanlık yaptınız çünkü. Neyse devam edelim. Hayda. Abi ne biçim müşteriyle ilgilenmek bu mudur yani? Abi adam çizgi. Müşteri memnuniyet Sait bence alma ya. Ben bir şey anlayacağım. Lan bizim o zaman müşteriyalı gibiyim. Kaldırmayacağım ya. Ben hatta burayı kınıyorum. Bu nedir ya? Örgü kim kapandı? Hayvanlık yaptığın için diyor müşteriye. Adam tezgaha çıktı bana saldırdı. Ne zaman saldırdık sana gerizekalı? Lan vurdun ya az önce bak hala vuruyorsun bana bak. Az önce vurdun ya bana. Ya sen bana sar bana sar ya bana sar ya. Bir dakika Yunus Bey buyurun. Yoka Bey buyurun. Yoka Bey. 16 mı? Evet ne istiyorsunuz? Atma dur sandık var orada niye atıyorsun? Al ben peşim verdim. Neyse tamam. Ver bana tamam, neyin gel. Var neyin yoksa hazırlıyorum. Dökün. Hazırlıyorum geçin oraya. Sıradaki. Neyi hazırlıyorsun? Hadi onu hazırla. Lan mesele bak. Yugo'yu hazırlayın önce. Evet tamam. Hadi gidip tavuğu direkt verirse döverim ben bunu. Ekmeğin arasına koymadan vermezsen. Bekle Yugo elleme. Ya Sait sen bir sus bir dakika dur tavuk. Ne yapıyor bu şimdi? Tamam ekmek koydu. Hazırlıyor abi. Hazır. Bu kadar mı? Bir dakika. Lan oğlum kim aldı lan yemeğimi? Ellemeyin. Vay güzel benim. Oha bunların hepsi benim mi? Lan 30 ekmeğimi çaldın. Oha çok iyi. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ekmek çaldın ekmek mi? Lan 30 tane gitti. Hayır koyduğunu aldım. Koyduğunu aldım bu arada. Lan hayır yanlışlıkla koydum onu. Geri ver. Ne kadar barbarsınız. Ya batar. Sizi böyle izliyorum da gerçekten hiç medeniyet yok gibi. Evet ya yani. Düzgünce koyuyorum bir anda. Tamam koydum gitti. Tamam aldım koydum. Tamam okey ya menün hazır. Sıradaki gelsin. Hala bir izliyorum. Ben aldım. Yok buyurun ben yemeğimin ayağıma
gelmesini istiyorum yani. Garson gelsin bana sorsun ne istiyorsun falan. Ayak ya, yok böyle bir şey ya. Geliyorum ya. Ben düştüm niye oradan olarak geleyim sıraya gireyim ya? Ya normalde çünkü öyle olur. Normalde hayır neyse, normal buyurun istemiyorum ben. Heh gel. Keyifli, sor. Neyse, buyurun. O zaman buyurun fazla beten, para neyse ver ya. Evet. Sana ne ya? Kuryelik ücreti, kuryelik ücreti. Ne kuryesi be? Geri zekalı oradan buraya geliyorsun. hadi menü getir. Menü getir menü. Oha bunun da istekleri bitmiyor ya. Menü taşımalı yok bu arada. Menü orada gördünüz menüyü. Menüyü görmedim. Gözlerim uzağa görmüyor. Menü getir bana. Ya gözlerini yaktı o zaman. İzlemesin ki salak. Nasıl yanaşıyorum ya? Tabelayı kırdı ya. Tabelayı kırdı şu an. Salak. Dur koyuyorum. Lan oğlum bir deftere yazıp menü yap, oluştursana. Manyak. Abi 3 tek zümrüt karşılığında gözlerini tedavi edebilirim bu arada. Ya niye benim etrafımda şey yapıyorsunuz abi? Ben aynen alt tarafı abi yemek yiyeceğim. Ismarlamıyor musun abi? Yukarıda bakın yukarıda. Aa. Beni kim basar? Tavuk burger. Aa tabi sevdiğim pozisyon. Oha yürü. Altım yürü git. Ya ben çıkıyorum ya adam gibi hiçbir hiç şey yapmıyorsunuz ya her yerde bir taş gibi her yerde bir barbarlık. Abi çıkın bana ısmarla sana ya. Buraya kaydıklar. Alevi Bertil'i söyleyelim. Sıkıştım beni kurtarın. Ya çok yeter ya. Geldim. Kes hadi yardım kes hadi. Sayın yürü git ya. VS var oğlum burada ne oluyor? Bana oğlum, niye vuruyorsunuz? Niye vuruyorlar adama? Arkadaşlar arkadaşlar şu adam öldürmenin cezasını düzenleyelim mi? 1.5 stek yapalım bence. Bence 2. 2 olsun. Yugo. Hayır 1.5 tam. 1.5 olsun adam şey olsun. İki olsun. Bundan sonra kimse adam öldüremez bu arada. Evet evet. Evet evet. 1.5 fazla çünkü. Tam 1.5 olmadan şu Berat'ı kessem olmaz mı? Evet evet. 1.5 olmadan biri keselim. Bütün kimi kesebiliyorsanız kârdır 1.5. Ben Yugo'yu keseyim 1.5 olmadan. Ne alakalı ya. Şaka yaptım Yugo tamam. Berat'ı kaç kaç. Vurmuyorum vurmuyorum. Okay. Peki Burger King ne durumda? Bitiyor mu? İçini yapıyorum abi şu anda. Oo, Burger King baya güzel olmuş ya. Sevdim. Berat ne oluyor? Ben 8 koyuyorum. Baksana sayıda nasıl uçuyorum. İki kapısı var lan. Evet. Ha, giriş var abi oraya. İki taraflı. He. Aa dur orayı ben anladım. Yugo. Bak şeyden. Bak KFC'den böyle bir yol geliyor tamam mı? KFC'den gelen yol. KFC'den gelen yol şeye bağlanıyor. Nasıl fikir? Manyak bir fikir bu adam. Yugo. Efendim canım. Adam öldürmenin cezasını düzenledin mi? Düzenlemedim. Hemen düzenleyeyim mi? Sayıt keselim. İsterseniz falan dedin ya. Yok ya gerek yok abi. Hemen düzenleyelim. 1.5 siteye çıksın çünkü. Çabuk sayı sayı. Zümrüt miktarı gerçekten çok arttığı için sunucudaki adam öldürmenin cezasının da artması gerekiyor. Sayıt neredesin? Şu andan itibaren 1.5 stek zümrüt verecektir. Yaptım ve kaybettim. Şu andan itibaren mi? Şu anda. Oldu mu? Geçerli. Şu anda geçerli evet. Ha tamam o zaman kimse kimseyi öldüremiyor o zaman. Hadi ne oldu? Ne oldu Sayıt? Ağla bak böyle ağlarsın işte hadi git. Gel lan buraya gerizekalı. Vurmak yasak mı oğlum? Vururum böyle. Bir daha vur. Gel bir daha vur. Aha. Ver bir buçuk sayın. Sayıt ne yaptın ya? Mal çünkü bu sefer. Sayıt'ın mal olduğunu kanıtladık şu an. Ne yapıyorsun Sayıt? Bir buçuk steak girdi. Eşyamı çaldı bu arada gidi üstüne. Çalmadı bu arada. Sayıt ne yapıyorsun lan harbi? Adamı bakmaya doğru götürüyor. Bir daha öldüreceğim ben bunu. Aldı hepsini gerizekalı. Hacı daha öldürme Sayıt. Sayıt daha öldürme. 3 steak olsun. Sayıt. Sayıt devam öldürme. Sayıt öldürme. Kendime hakim oldum herhalde. Dur. Tamam. Ya oldum dedi haline bak. Şuraların biraz düzenlenmesi lazım gibi hissediyorum şu dağın ya. Çok anormal duruyor abi. Bir şey var mı meşale Yugo? Meşale koysana hafiften daha. Yugo. Efendim. Sen şimdi berbatlar takımında mısın cidden? Hayır. Sanki oraya daha yakınmışsın gibi hissettim bu bölümde. Berat Orkun'la sen konuşmuyordun bile. Şimdi diplerinden ayrılmadın bu bölüm diye. Para aldım. Ya Sait sen nereden uyduruyorsun? Elitra sattı ya. Elitra sattı ya. Oradan para almadım. Satmadım ki. Satmadı daha. Elitra diyorum. Nedir ait? Satmadım ki daha. Para almadım mı 4 stek? Yok almadım. Onunla bir alakası yok Sait. Bence şu anda çünkü Berat Orkun'dan hiç hoşlanmıyor ama şu anda diplerinden ayrılmadı. Berat Ali'nin gelişi de bunda etkili olmuştur da sanki oraya yakın gibi hissettim ben Yugo'yu. Yanlış ya mı düşünüyorum? Olsun ya. Olsun da abi 3'e 2 kalıyorum. Gibidir. Döner yine bize gelir. Ne gibidir? Ne? Nasıl yani? Ya sen böyle diyorsun ya bizi batırıyorsun. Ne sen niye böyle agresif söylemlere sahipsin acı? Ne dediğini duymadım. Ne dedi o? Neyse bir daha. Ya hayır öyle bir şey demedi. İftira. Ben de duymadım Yugo. Sinek vızıldıyor bir tane işte. Doğru evet ne haklısın Berat. Haklısın Berat. Çok haklısın. Bak ya bak haklısın. Okuyacak o sinek sana şimdi Berat. Oha ne diyor bu? Hakaret davası bir daha. Hakaret davası açıyorum. Avukatlarımı davet ediyorum. Hakaret davası diye bir şey yok. Avukat benim.
Avukatım Berat Orkun. Evet, mahkemeye gelinler, mahkemeye gelinler. Berat Orkun acaba kaç kelimeyi bir araya getirip konuşabiliyor? Ya, konuşamıyor ki. Ben de açıyorum, bir dakika ben de kaç dünyada kaç avukat olabilecek en son kişi olabilir. Berat Orkun senin avukatın da benim. Hadi bakayım. Evet, benim ikinci double da var, hadi gelin mahkemeye. Berat Orkun'un şeyi var mı acaba ya? Kaç kelime lügatında kaç kelime var? Abi. Şeyi de yok. 75 kelimeyle konuşuyor Berat Orkun ya. Genelde. 3 oldu. 3 oldu. Derdini anlatabilecek kadar konuşuyor. İşte ismini söyleyebiliyor falan. Hayır 3 oldu. Akaretle devam ediyor. Ne 3 oldu oğlum? Ben bunları yazıyorum bir dakika. Not alıyorum. Hayır bir de yazıyorsun. Yazma biliyor mu lan sen? Okuma yazma biliyor mu lan yardım? Tamam ben. Yazma. Salak ya. Yazık ya. Hey Hugo, bu arada konuyu kaynattın hiçbir şey demeden. Hacı sen magazin kanalı mısın? Sana ne benim insanlarla kurduğum bir dakika magazin ya? Kanalıyla ne alakası var? Nereden geldi aklına o ya? Bir dakika ya. Yapıyormuş gibi soru. Hayır ben ya. Meraktan soruyorum. İnsanlar da merak etti. Sen niye onlara yakınsın bu arada? Abi şunu hiçbir zaman unutma. Bir insanın başına ya meraktan. Yok benim başıma başka bir şeyden bir şey gelmez, merak etme. Ha tamam. Hacı bitsin şu Burger King bitsin hadi. Burger abi yok daha ya yukarıda. Abi gelmemiş KFC'ye. Sözüm vardı. Hacım ayağıma getirmedim. Bir de KFC'nin içerisinde çok barbarca... Koydum. Hayır çok barbarca hareketler yapılıyordu. Ben ortamını pek sevmedim KFC'nin. Ya polisin suçu bu arada. Benim suçum değil ki. Polisin suçu ben falan şey ben değil. Şeyin içerisinde güvenlik sağlamamışsın. Çok anormal derecede medeniyetsiz bir ortam falan filan vardı. Çıktım ben de yani. Ya, tamam, alçuluş yapamadım. Kapıdayım abi gel. Tek sen gel abi. Kapıdayım gel. Tek ama sen gel. Ama yapacağım şey yok. Sıkışmıştır. Yani. Yukarı çıkartırken kaos. Evet abi gel kapıda bekliyorum. Kapıyı sana açtım hatta gel. Sen oğlum sabahtan beri buranın önü için uğraşıyorum ben, biliyor musunuz? Bayağı bir piramit yaptılar buraya. Bakayım ne kadar uğraşmışım. Oo, ne yapmışım? Oldu abi ya. Hacı uğraştım. Uğraştım. Tekil konuşma. Alo. Tamam. Hugo da biraz yardımcı oldu. Bilmiyorum ne kadar. Biraz mı? Aa. Bu arada güzel oldu lan. Artık burayı ya. Güzel oldu lan. Güzel. Dağa tırmanış falan filan. Arkadaş ya. Ha, bilmiyorum Hugo ne kadar koyduğunu. Ben sana pek bakmıyordum. Bu arada yardım et falan filan de demedim sana yani. Ya hacım hayır. Yardım et demedin de. Sonuçta yardım ettim yani. Orayı tek başına yapmış gibi lanse etme. Tamam sen de yaptın. Çok önemli bir şey değil Hugo bence. Bu benim için çok önemli. Hayır giremezsin. Geldim. Bu arada ben gerçekten nezih bir ortam istiyorum ya. Tamam, alışveriş yapacaksın. Yapayınsı giremez Sait. Bu görüyor musun bak. Burası KFC az. İzin vermiyorum. Hayır izin vermiyorum. Yapın bu benim yapım. Başka bir müşteriyi satmış oldu böylelikle. Bir müşteri için başkası. Hayır kendini kaybediyor. Sait müşteri değil ki bu arada. Sait hayvanlık yapıyor içine gidip. Aha işte. Ben Sait'e hakaretinden dolayı. Bence Ali abi yemek geldim ya. Bugün Sait'e yapan, yarın bana yapar. Değil mi Sait? Para kazanmasın, Para kazanmasın ki hepsi. Biz uzun göle gidelim. Orada çok nezih bir ortam var ya. Sözünü tutmadın tamam. Neyi sözünü tutmadın lan? Tutmak zorunda değilim. Yürü git. Zoruna tutma. Sözünü tutmadın. Söz verdim. Tutmuyorum lan. Erkek adam tutar. Erkek değilim lan ben. Nasıl? Nasıl? Bu kadar beklemedim ben. Bir dakika. Tartışmada aklı duruma geçmek için de bunu söylemezsin değil mi? Bu kadar beklemedim vardı ben. Şok oldum bir an. Arkadaşlar tamam ya. Abartmayalım. Atak helikopteri misin abi? Atak helikopter. Çok konuşamadım ben. Bizim ofisimiz kaçıncı katta tam olarak? Ne bileyim abi. Olmayan yerlerden alın. Giriş katı. Bence de hatta kod 1 olabilir hatta. Kod 1 yaptık mı lan? Biz en üstteyiz abi. En üst dolu. Dolu olamaz bu arada. Boşalttın hemen. Hey boşalttın hemen. Yok boşalttın sen. Ne? Yok boşalttıracağız bu arada biz. Evet boşalttıracağız. Anca başka bir şey yaparsın. Mekandayım. Anca onu şey yaparsın boşalttırırsın. Ya. Nerede o? En üst katın bir alt katı kaçıncı kat oluyor Sait? Dördüncü mü? Üç. Üçüncü katta bir boşluk var Berat Ali. Bir de ikinci katlarda boşluk var galiba. Evet. Yani şuralar boş, bir de şurada Hugo'nun mu bu? Sait'in galiba burası. Benim bura benim. Sait'in tam karşısında boşluk var. Benim ofisime gitmeyin. Biz daha çok kira vereceğiz. Kiracıyı çıkarırdın Ali abi. Biz daha çok kira vereceğiz. Hacım burada kimse kira vermiyor bu arada. Deli. Kamu burası. Önce kapan alır abi, hesabı. Hem buranın kamu olması için oylama yapıyor hem de unutuyor oylamasını. Kendin kamu deniyor. Hayır şaka yapmışım da bu arada biz daha kalabalık bu arada. En üstün bizim olması lazım. Nasıl kalabalık derken? Berat Ali biz daha kalabalık. Ya ne kadar boş konuşuyorlar şu an. Cevap bile vermiyorum ya artık. Ne kalabalığız? Evet. Oylama talep edebiliyor muyuz? Edemiyorsun hayır. Edemiyorsunuz bile. Böyle boş bir şeyin oylamasını ben kabul etmiyorum. Salak herif. Ne anlatıyorsun? Üst katlar alınmış işte. Neyin kafasını yaşıyor? Aldık döşedik.
Bir tanesi Hugo'nun, bir tanesi benim. Kimi çıkartacaksın? Hugo'yu mu, beni mi? Ağaç kırıyordu gerizekalı. Hugo'yu çıkartıyoruz. Bize sorulmadı çünkü alınır. Hugo'yu çıkartıyoruz. Şerefsiz. Şerefsiz. Takımında değil mi lan? Havada sattı seni. Aa pardon, bir dakika. Alavi'yi çıkartıyoruz. Pardon. Çıkartırsın. Aynen. Bir dakika, oyulma. Ben evet diyorum Hugo. Evet de sende. Evet de sende. Şerefsizlik yaptın 3 saniye önce bana. Oğlum ne kadar büyük. Oğlum sen monarşiye çevirdin lan kendi takımını Berat Orkun. Takımının lideri gibi de davranmaya başladı. Bu arada abi sizde fazlayken sizde monarşik davranıyordunuz Berat'a karşı. Evet. Unutma. Hayır. Evet. Oğlum sana karşı yapmış olduğu bir hareket bu Berat'ın. Sen niye Berat'ı şimdi savunuyorsun? Hayır hayır, sen monarşistsin. Evet. Tamam abicim. Hepsi kafayı yemiş. Ben muhatap olmuyorum gerçekten ya. Ya bırak, kimi çıkartabiliyorsa cidden çıkartsınlar. Gelsinler bakalım. Çıkartamaz ya. Ne Hugo'yu ne beni çıkartabilir. Çıkartır abi. Berat istediği her şeyi yapar. Evet. Yaparız. 3 kişi var. Yaparız. Bir dakika, referandum oylama yapıyoruz Hugo. Ne? Beni mi çıkartmak istiyorsun ben? Hayır. Evet diyorum. Hayır hayır. Hayır hayır. Hadi istiyorsan gel bir bak. Evet mi diyorsun? Alavi'yi çıkartıyorum. Tamam Berat, hangi katı istiyorsun? Burayı mı burayı mı? Şu taraf benim, o taraf Berat Ali'nin olsun. Ha bir de oha, iki tane ikimizi de çıkartıyorlar. Tamam bir bak. Çocuğu atın şuradan ya. Atın şuradan. Bu zemin kat oluyor değil mi? Aa çok mantıklı bir şey geldi aklıma. İkinci katta karşılıklı yapın mesela. Burası Berat Ali'nin, burası senin. Hayır hayır. Bak ne yapın biliyor musunuz Berat? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Dubleks yapalım. Üçüncü katı al. İkinci katın aynı hizasını al. Dubleks yap. Merdiven yap ofisin içinden. Oğlum yasak. Lan nesi yasak oğlum? Ofisin içini değiştiriyorlar kendilerine göre. Evet. Şuradan yapıyı değiştiriyor. Tamam ben de buradan ev çekiyorum şuraya. Efendim abi. Buradan dubleks yapacağım. Büyüteceğim. Onlar güzel sekans diyorum böyle. Şunun arkasının da şey yapılması lazım. Var mı Sait sende? Koysana. Merdiven. Bence bende yok. Merdiven. Salak Berat nerede? Selak o yapsın. Nereye gitti? Ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Merdiveni de ben çektim. Kuvars merdiven nerede? Bende var abi merdiven kuvars. Evet ben şunları şöyle arkaya falan filan koyduğum. Evet evet şöyle ya, basit bir şey. Şu arkaya koyduğumuz zaman daha düzgün durur. Buradan yukarıya çıkarlar. Berat için yapıyoruz yani bunu değil mi? Ya Berat için yapıyor. Ya amaç Berat için yapmak değil Sait. Beceremeyecek. Amaç daha düzgün olsun. Çünkü beceremeyecek muhtemelen. Evet, evet. Şuralara fenerleri şey koyar mısın varsa sende? Yok diyor bir de ya. Fenerler var, nerede? Şu köşelere fener koyuyorduk. Onları kim kırdı? Onlar kırdı değil mi? Vallahi hayır. Ben şuraya da koy. Ne onlar hemen ya? Öteki köşeye de koy. Bakayım son kez bir Burger King'e falan bakayım. Gel abi Burger'a. Burger çok iyi. Harbi mi? Tam bitmedi ama. Üstteki burgeri şey. Tamam mı? Dur Beyat gel. Bende yemek var gel. Ben biliyorum. McDonald's'ta şey. Yok. Üstüne burger koyamadım. İçini ve dışını yaptım ama. Tamamıyla. Gelin göstereyim. Burger çok basit aslında. 2 dakikada yapar. Evet ben evet. Yani diğer bölümün başında bitiririm herhalde. Ya kocaman bir tabela yapacağım şuraya ya da bir burger yapacağım. Güzel oldu, güzel oldu. Şurası da güzel durdu. Amerika'daki şeylere benziyor. Çok güzel durdu burası. Evet, bir bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan bir sonraki bölüme, buradan oynatma listesine girebilirsiniz. Tam buradan kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.